Merhaba sevgili çocuklar. Okulların uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde derslerimize bu videolarla devam edeceğim. Videoları takip etmenizi ve video sonunda konuyla ilgili soruları çözmenizi istiyorum. İlk konumuz üçgenler. Üçgenin ne olduğunu, iç bölgesini, dış bölgesini, çeşitlerini ve yardımcı elemanlarından kısaca bahsettikten sonra bunları tekrar ilerleyen derslerimize detaylı bir şekilde tekrar inceleyeceğiz. İlk önce üçgenin tanımıyla başlayalım. Üçgen düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının birleşimine deniyor. AB doğru parçası, BC doğru parçası ve AC doğru parçası birleşerek üçgen oluşturmuş oluyorlar ve üçgeni ABC köşelerini üzerine de üçgen sembolü yazarak gösteriyoruz. Üçgenin kenarları hariç sadece içini taradığımızda üçgenin iç bölgesini göstermiş oluyoruz. Kenarları hariç sadece dış bölgesini taradığımızda dış bölgesini göstermiş oluyoruz. Üçgenin kenarları dahil içini taradığımızda üçgensel bölgeyi göstermiş oluyoruz. Üçgensel bölgede parantez içinde ABC üçgen şeklinde üstüne sembol yapıyoruz. Bu parantez üçgenin hem kendisi hem de iç bölgesini alacağımız anlamına geliyor. Üçgenin iç açıları ve dış açıları nereler? Onları görelim şimdi. Üçgenin içinde oluşan A açısı, şu çizdiğim B açısı ve C açıları üçgenin iç açıları. Bunların bütünleri olan açılar da onlara üçgenin dış açısını bize gösteriyor. Üçgenin köşesinin biraz uzattığımızda B açısı iç açısının bütünleri olan B üssü açısı dış açısı, C üssü açısı dış açısı ve A üssü açısı dış açısı olmuş oluyor. Şimdi 26. örneğimizde bir üçgenin demin söylediğimiz gibi eğer parantez içinde yazılıyorsa üçgenimiz o zaman iç bölgesinden de bahsediyoruz anlamına geliyordu. Bununla D doğrusunun kesişim kümesini yazmamızı istemiş bizden. Biz D doğrusuyla taradığım yeri kesiştirdiğimizde ne meydana geliyor? Şimdi ona bir bakalım. Hem çizdiğim taradım hem de çizdiğim doğrunun ortak kesiştiği bölge D noktasından E noktasına kadar olan uzunluk olduğu için cevabımız DE doğru parçası olmuş oluyor. Eğer ABC'nin etrafında parantez olmasaydı sadece ABC üçgeni kesişim D doğrusu denseydi bu sefer ABC üçgeni ile üçgenin kendisiyle D doğrusunu kesiştirdiğimizde meydana gelen iki tane nokta oluşmuş olacak. Bir D noktası, bir E noktası. Pardon, şuraya E noktası yazacağız. Bu kesişimlerini de gösterirken D noktası ve E noktası olarak böyle küme içinde yazmamız gerekiyor. Eğer parantez varsa iç bölgesi, parantez yoksa sadece üçgenin kendisi anlamına geliyor. Sorumuzda gördüğümüz gibi. Şimdi üçgen çeşitlerine şöyle kaba taslak bir göz gezdirelim. Üçgenlerimiz kenarlarına göre üçgenler. Birincisi çeşit kenar üçgen. Üç kenarı da birbirinden farklı olan üçgene deniyor. İkincisi ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin iki kenarı birbirine eşit olan üçgene deniyor. İkiz kenar üçgenin kabaca şöyle özelliklerinden bahsedecek olursak, iki kenarı birbirine eşittir. C ile burada B kenarının birbirine eşit olduğunu. Diğer kenarı bunlardan farklıdır. İkizkenar üçgenin tepe açısından aşağıya bir dik indirdiğimizde o kenarı iki eşit parçaya bölmüş hem de açıortay çizmiş oluyoruz. Bu üçü birbirini gerektiren şeyler. İkiz olmayan kenara indirilen dikme hem kenarortay hem açıortay hem de yüksekliktir diyoruz. Eşkenar üçgenin üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenlere deniyor eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bütün kenarlarına ait kenarortayları, açıortayları ve yükseklikleri birbirine eşittir. Bütün yardımcı elemanları diyoruz bu kenarortay, açıortay ve yüksekliğe. Tüm yardımcı elemanları
ve tüm kenarları, tüm iç açıları, tüm iç, dış açıları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen deniyor. Açılarına göre üçgenler de üçe ayrılıyor. Dar açılı üçgen, dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen. Dar açılı üçgende üçgenin iç açılarının hepsi 90 dereceden küçük olduğu üçgenler dar açılı üçgenlerdir. Dik açılı üçgen, üçgendeki herhangi bir açının 90 derece olması, diğer açının da 90'dan küçük olması durumunda dik açılı üçgen. Üçgendeki iç açılarımızdan bir tanesi 90'dan büyük olduğunda da geniş açılı üçgen adını almış oluyor üçgenimiz. Şimdi üçgende yardımcı elemanlar dediğimiz 3 tane yardımcı elemanımız mevcut. Birisi kenar ortay, birisi açı ortay, diğeri de yükseklik. Kenar ortay, bir kenarın kenar ortayını çizerken kenarı ortadan ikiye eşit olan köşeden, karşı köşeden kenarı ortadan ikiye bölecek bir doğru parçası çiziyoruz. Buna A köşesinden çıkan kenar ortay olduğu için de sembolü V ile gösteriliyor. VA şeklinde adlandırıyoruz. AD doğru parçası, BC doğru parçasını yani BD kenarını, BC kenarını iki eşit parçaya bölüyor. O yüzden AD doğru parçasına kenar ortay diyoruz ve VA ile adlandırıyoruz. Aynı şekilde B köşesinden de AC kenarının tam ortasını iki eşit parçaya bölen bir doğru parçası çizebiliriz. Buna da BB diyoruz sembol olarak. Üçüncü olarak da yine C köşesinden bir kenar ortay çiziyorum. Bu sefer bu çizdiğim iki kenar ortayın geçtiği noktadan geçmek zorunda üçüncü çizdiğimiz kenar ortayda. Dolayısıyla bu iki kenarı da birbirine eşit şekilde bölecek olursak o zaman da C kenarına ait kenar ortayı, C köşesine ait kenar ortayı yani BC'yi çizmiş oluyoruz. Şimdi kenar ortayların kesim noktası bizim geometride çok önemli bir noktadır. Bu noktanın adına ağırlık merkezi deniyor. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Üç kenar ortayı da demin söylediğim gibi üç kenar ortayı da çizdiğimizde hepsi ortak bir noktadan geçiyorlar. Bu ortak geçtikleri noktanın ismi de ağırlık merkezi. Yani bunun diğer bir adı da kenar ortayların kesim noktası diyebiliriz. Açı ortay hakkında bilmemiz gereken şey ne? Onu da açıklayalım kısaca. Bir üçgenin herhangi bir açısını ortadan ikiye bölen doğru parçasına da biz açı ortay diyoruz. Şimdi açı ortayın aynı kenar ortay gibi bir sembolü var. A köşesinden çıktığı için açı ortayın sembolü de N harfi, küçük N harfi. Ona da A köşesinden çıktığı için NA ismini veriyoruz. Yine aynı şekilde B köşesinden çıkan açı ortayı da çizebiliriz. Bunu da başka sembol verelim. Buna B köşesinden çıktığı için NB adını alıyor. Bir de C köşesinden çıkan açı ortayı çiziyorum. O da mecbur bu iki açı ortay nereden geçiyorsa o da oradan geçmek zorunda. Buna da başka bir sembol verelim. Üçünün geçtiği ortak noktaya da biz zaten iç teğet çemberin merkezi diyoruz. Buna I harfiyle de göstermiş oluyoruz. Şimdi açı ortay açıyı ortadan ikiye bölen doğru parçasıydı. Şimdi bir üçgenin, şu üçgenimiz olsun. A köşesinden bir NA açı ortayı çizdiğimizi düşünelim. Bir de bunun bütünleri olan, şöyle kenara uzattığımızda, BA kenarını uzattığımızda çizdiğimiz dış açı ortayı mevcut. Buna da NA üssü sembolü veriyoruz. NA iç açı ortay, NA üssü de dış açı ortay olmak üzere bu şekilde adlandırılıyor. Dış açıortay uzunluğu, iç açıortay uzunluğu şeklinde adlandırılıyor. Aynı açının iç açıortay ile dış açıortay arasındaki açılık 90 derecedir. Birinci notumuz da bize verilmiş. Bunlara isimlendirirsek şöyle A, A, B, B şeklinde. 2A ile 2B'nin toplamı 180 derece bütünler açılar olduğu için buradan bir A artı B'nin değerini 90 derece bulmuş oluruz. Dolayısıyla demin söylediğim nottaki şeyi şekil üzerinde gösterirsek
İç açı ortayla dış açı ortay. İç açı ortayımız burası, dış açı ortayımız burası. İkisinin arasında kalan açı da şuradaki A artı B açısı da 90 derece olmak zorunda. Yani şuraya daha basit bir şekilde tekrar çizelim şeklimize. Bir tane açı ortayımızı çizdik. Onun uzantısıyla diğer dış açı ortayımızı çizdik şöyle. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Dolayısıyla şu oluşan aradaki açı 90 dereceymiş. Bize bu not onu söylüyor. Devam edelim. İkinci notumuzda demin size yukarıda anlattığım şekilde iç açı ortayların kesim noktası bize iç teğet çemberin merkezini veriyor demiştik. İç teğet çember de üçgenin içine çizdiğimiz, kenarlarına teğet olacak şekilde çizdiğimiz bir üçgen. Bu üçgenin merkezi bu üç açı ortayın kesiştiği noktaymış. Bize bu nokta, I noktası, açıortayların kesim noktasını ya da iç teğet çemberin merkezini söylüyor. Şimdi ikinci merkezimiz de söylenmiş oldu. Birincisi ağırlık merkeziydi, kenar ortayların kesim noktası. İkincisi de iç teğet çemberin merkezi oldu. O da açıortayların, iç açıortayların kesim noktası olmuş oldu. Şimdi biz üçgen sorularını çözerken açı sorularını bunları biraz kullanacağız. O yüzden ön bilgi olarak bunları veriyoruz. İleride açı ortayı detaylı bir şekilde tekrar söylüyorum işleyeceğiz. Şimdi üçüncü notumuzda bir üçgenimiz var. ABC üçgenimiz. Bu ABC üçgeninin iki tane dış açı ortayı şöyle A ve C köşelerinden geçen bir tane de iç açı ortayı bir çizilmiş. Bunların üçü de ortak bir yerde kesişmek zorunda. Bu K noktasına da dış teğet çemberi diyoruz. Çemberinin merkezi diyoruz. Şimdi K noktası iki tane dış açı ortay, bir tane de iç açı ortayın birleşmesiyle oluşan bir nokta. Dıştan çizilen şöyle kenarlara dıştan teğet olan şu taraftan şöyle çizdiğimiz bir çemberimiz var. Buna da dış teğet çemberi diyoruz. Tam düzgün çizemedim ama burada ne özellik bilmemiz gerekiyor? Burada şu özelliği bilmemiz gerekiyor. Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın birleştiği yerdeki açı şu tepedeki açının yarısı olmak zorunda. Bu hangi kenardan, köşe, hangi açıdan çizerseniz çizin olmak zorunda. Mesela bunu başka kenarlardan çizelim bir de öyle görelim. Şimdi iki tane iç açı, iki tane dış açı çizeceğiz. Bir tane de iç açı çizeceğiz. Şunları uzattık. Bir tane buradan açıortay çizdim. Bir tane buradan açıortay çizdim. Diğerini de birleştirdiğimizde açıortay olmak zorunda zaten. Şurasının da açıortay olması gerekiyor. O zaman şurasının da açıortay olduğunu söyledik. Şurasının da açıortay olduğunu söyledik. Bir iç açıyla, iç açıortayla bir dış açıortay birleşti. Şuradaki oluşan açı şu tepedeki açının yani şuranın yarısı olmak zorunda. A'ya 2A. Buradan da baktığımızda aynı özellik burada da geçerli. Başka iki kenar için de yapabilirsiniz bunu. Önemli olan bilmemiz gereken şey bir iç açıyla bir dış açının birleşmesiyle oluşan açı tepedeki açının yarısına eşit olmak zorunda. Şimdi bunları soru çözerken detaylı inceleyeceğiz. Yükseklik ne demek? Yükseklik bir köşeden karşı kenara indirilen dikmeye deniyor. Mesela A köşesinden BC kenarına dikme indiriyorsam ismi yüksekliğin sembolü de H sembolü, H A adını alıyor. Eğer üçgenimiz dar açılı üçgense bütün yükseklikler üçgenin içinde yer alacak. Aynı şu aşağıdaki üçgende olduğu gibi bu dar açılı bir üçgen olduğu için A köşesinden çizilen yükseklik, B köşesinden ve C köşesinden çizilen yükseklikler üçgenin iç bölgesinde yer aldı ve onların da yine aynı şekilde üçünün de ortak kesiştiği noktanın bir ismi var. Bu H noktasına da diklik merkezi deniyor. Diklik merkezi neymiş? Her köşeden çizilen yüksekliklerin ortak kesiştiği noktaymış. Diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktasıymış. Eğer üçgenimiz geniş açılı üçgense burada olduğu gibi bu geniş açılı üçgende
Gördüğünüz gibi BC kenarına ben A noktasından yükseklik indireceğim zaman içine değil, bunun uzantısı üzerinde çizdiğim şu HA A'ya ait yükseklik olmuş oluyor. Dolayısıyla üçgenin iç bölgesinde değil dışında yer almış oldu. Geniş açı olduğu için burası geniş açılı üçgen olduğu için yüksekliğimiz A köşesinden çizilen yüksekliğimiz üçgenin dış bölgesinde yer aldı. B'den yükseklik çizelim. Buraya geldi. C'den yükseklik çizelim. Gene burası geniş açı olduğu için şöyle nokta nokta uzantısından buraya dik indireceğim. Yine HB diyelim buraya da. Pardon HC diyelim buraya da. Şimdi bu 3 yüksekliğin gördüğünüz gibi şu anda kesiştiği nokta gözükmüyor. Tabii ki ben bunları böyle uzatacağım. Aşağıya doğru uzattığımda bu üçü birlikte nerede kesişiyorlarsa orası bu üçgenin diklik merkezi olmuş oluyor. Şuraya H diyelim. Burası diklik merkezi. Deminki üçgen dar açılı olduğu için hepsi üçgenin içinde kesişti. Ortak noktaları H noktası üçgenin iç bölgesinde yer aldı. Dolayısıyla bu üçgen dar açılı üçgen olduğu için. Geniş açılı üçgenlerin diklik merkezi üçgenin dış bölgesinde yer alır. Şekilde çizdiğim gibi. Eğer dik üçgense bakalım bununla da ilgili sorular yapacağız. Karşımıza çıkabilir. Eğer dik üçgense ABC üçgenin köşelerine isimler verelim. A noktasından çizilen yükseklik AB olmuş oldu. Kenar olmuş oldu. C noktasından çizilen yükseklik BC olmuş oldu. O da kenar. B'den çizilen yükseklik de şurası olmuş oldu. BH diyelim oraya da. Dolayısıyla 3 yüksekliğin bakın bu yükseklik, bu yükseklik bir de bu yükseklik kesiştiği nokta B köşesi oldu. Dik köşe oldu yani. Diklik merkezi eğer üçgenin bir köşesinin üzerindeyse o açı mutlaka 90 derece olmak zorunda. Dik köşe diklik merkezi olmuş oluyor. Dik üçgende dik köşe diklik merkezi adını almış oluyor yani. Bir de bilmemiz gereken bir nokta daha var. Bu nokta şeyle çok karıştırılan bir nokta. Şimdi söyleyeceğim. Kenar orta dikmesi dediğimiz bir kavram var matematikte. Bir üçgenin kenarlarının orta noktalarını bir orta noktalarına çizilen dikmeler ortak bir noktada kesişmek zorunda. Bakın bunun da ortasından dikme çizmişiz, bunun da ortasından bir dikme çizmişiz. Bunların hepsi O noktasından geçmek zorunda. Bu noktaya da biz geometride üçgenin çevrel çemberinin merkezi diyoruz. Yani çevresinden geçen çemberin merkezi diyoruz. Zaten şu noktayı O noktasını A ile, O noktasını B ile, O noktasını da C ile birleştirdiğimizde hani ikizkenar üçgenlerde taban iki eşit parçaya bölünme ve dikme olursa bunlar ikizkenar üçgen. Dolayısıyla şunların hepsi ikizkenar olmuş olacak. Ve bu da şu çevreden geçen çemberin yarı çapını bize vermiş olacak. Şöyle R, R, R şeklinde. Şimdi bizim gördüğümüz 4 tane önemli nokta var. Bunlardan birincisi kenar ortayların kesim noktası dedik. Noktası. Biz buna ne diyorduk? Ağırlık merkezi diyorduk. Genelde büyük G harfiyle gösterilir ama olmayabilir de. İlla olmak zorunda değil. Kenar ortayı çizdik. Kenar ortayı çizdik. Ve kenar ortayı çizdik. Dolayısıyla burası kenar ortayların kesim noktası oldu. Yani G noktası olmuş oldu. İkinci gördüğümüz nokta açı ortayların kesim noktasıydı. Buraya ne dedik? İç teğet çemberin merkezi dedik. Onu da I harfiyle gösterdik. Mecbur değil ama genellikle bu şekilde gösterilir. Üçüncü noktamız diklik merkezi oldu. Şimdi diklik merkezi neydi? Yüksekliklerin ki, şunu çizmeyi unuttum şeklini. Bunun şekli de açı ortay çiziyoruz. Açı ortay çiziyoruz. Burası bunun açı ortayı. Üçüncü açı ortay da buradan geçmek zorunda. Bunun da kesiştiği yer
İşte çemberin merkezi olmuş oluyor. Diklik merkezi dediğimiz noktada üçgenin yüksekliklerinin kesiştiği noktaydı. Birinci yüksekliği çizdim, ikinci yüksekliği çizdim, üçüncü de buradan geçmek zorunda. Buna da istediğiniz harfi verebilirsiniz. Bunun özel bir ismi yok. Diklik merkezi D de diyebiliriz, H de diyebiliriz, fark etmez. Dördüncü öğrendiğimiz noktada çevrel çemberin merkezi. Onu da şöyle yazalım. Kenar, orta, dikmelerin kesişim noktası. Kenar, orta dikmeleri birleştirdiğimizde kenarın ortasından bir dikme çizdim. Kenarın ortasından bir dikme çizdim. Kenarın ortasından bir dikme çizdim. Dolayısıyla ben çizdiğim nokta kenar orta dikmelerin kesim noktası olmuş oldu. Biz bu noktaya da çevrel çemberin merkezi diyoruz. Çevrel çemberin merkezi diyoruz. Yani bunun çevresinden geçen şu çemberin tam merkezi olmuş oluyor. Bugünkü konumuzu burada bitirelim. Üçgenli açılar arasındaki bağıntıları da bir dahaki dersimizde size özet olarak tekrar göstereceğim. Hoşça kalın.